Hoş geldiniz. Aylık kapanışı değerlendireceğiz bu videoda. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karlınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ederim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bitcoin 7 yıl dile kolay tam 7 yıl aradan sonra ilk defa aylıktaki hareketli ortalamanın altında kapanış yaptı ve şu anda da arkadaşlar yeni mumu bakınız ki gözler önünde aylıktaki hareketli ortalamanın altında dün anlatmış olduğumuz mevzuda yani açıkçası kötü olan senaryo gerçekleşerek gerçekleşmiş olarak ne oldu? Aylıktaki hareketli ortalama değeri olan 21.5 binler artık bize direnç noktası olarak çalışıyor. Bu da bizi bir düşüş potansiyeli, düşüş meyli içerisinde bırakıyor arkadaşlar. Ee, önümüzdeki aylarda şu anki olası senaryoda bizim beklentimiz şu an e, yükselen diple hareketli ortalama arasında kısılıp kalmaktır arkadaşlar. Özellikle şu an bizi zor bir Temmuz ayı bekliyor. Çünkü dediğim gibi direnç bölgesi olarak 21.5'lar ana direnç belirlendi. İkinci olarak zaten e, enflasyon oranları açıklanacak ABD'de FED faiz kararı verilecek derken bu Temmuz'da arkadaşlar yönümüz e, tam gaz 12 buçuk 13 binler gibi gözüküyor İzlediğiniz için teşekkür ederim abone olup videoyu beğenebilirsiniz bol kazançlar diliyorum hepinize Hoşçakalın.